Donanım Günü'nden herkese merhaba. Huawei'nin ofisindeyiz. Yeni ürünlere bakıyoruz. Bu bir ön inceleme. Ve ikinci ürünümüz özellikle tansiyon hastaları için geliştirilen Huawei Watch D2. Bu serinin ikinci ürünü. Daha önce inceleme fırsatı bulmuştuk Huawei Watch D'yi. Oldukça da beğenmiştik. Bu ürün esas özelliği tansiyon ölçmesi. Evet, bir akıllı saat ama bir tansiyon ölçmesi. Neden bu kadar farklı? Çünkü buradaki bilekliği gördüğümüz zaman bu şişen bir bileklik. Burada küçük bir motor var ve bildiğiniz tansiyon aletlerinde olduğu gibi özellikle bilekten ölçen burası şişiyor, bileğinizi sıkıştırıyor ve buradan tansiyon ölçüyor. Ve bu ürün de aynısını bunu yapıyor. Bunu taktığınız zaman otomatik olarak bunu ayarlayabiliyorsunuz. Yarım saatte bir, saatte bir sürekli olarak ölçtürebiliyorsunuz ve sizin tansiyonunuzu sürekli ölçüp bunu kaydedebiliyor. Buradaki önemli özellik ise bu ürünün aynı zamanda bir sağlık cihazı olması. Şimdi bu gerçekten farklı bir özellik. Çünkü birçok üründe bu sağlık cihazı olarak satılmıyor. Zaten böyle bir özellik olduğu zaman da bunun için bir izin almak gerekiyor. Huawei bu izinleri de almış. Birçok sağlık kuruluşlarından sertifikaları var. Örneğin CEMDR, ISO, STRIKE-BP, DIMS sertifikalı. Aynı zamanda da lokal olarak da e-nabıza da kayıt yapabiliyor. Şimdi e-nabıza kayıt yapması şöyle bir avantaj. Siz kalp hastasıysanız veya tansiyon hastasıysanız bunu sürekli takıyorsunuz. Uykuda bile tansiyonunuzu ölçebiliyor. Dediğim gibi yarım saatte bir, saatte bir bu tansiyonunuzu ölçüyor. Bunları kaydediyor ve e-nabıza da yüklüyor. E-nabızda sizin doktorunuz bu değerleri görüp size ona göre bir tedavi uyguluyor. Bu esasında çok önemli bir özellik. Biliyorsunuz bunun için normalde cihazlar var. Doktor size kocaman bir cihaz veriyor. Bunu sürekli taşıyorsunuz 2 gün boyunca ve sürekli sizin kan basıncınızı ölçüyor. Bu biraz zahmetli bir iş. Bu çok daha kolay. Zaten şimdi buraya da baktığımız zaman iyi bir tansiyon cihazıyla kıyasladığım zaman boyut farkını da çok rahat görebiliyorsunuz. Biz şimdi daha önceki modellerde bu tarz özellikle Omron'la, çünkü biz Omron'u baz almıştık. Omron'un tansiyon cihazıyla kıyaslama yapmıştık ve buradaki sapma inanılmaz azdı. Yani %10'u bile geçmiyor buradaki sapma. Şimdi bu yeni cihazda şimdi bunu daha ölçemedik. Çünkü bu bir ön inceleme olduğu için. Ama burada da bunun çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Hatta Huawei'nin dediğine göre burada da iyileştirme yapıldı. Ve burada çok daha iyi ölçme yapılabileceğini söylüyorlar. Öyle ki Huawei'nin dediklerine göre tansiyon ölçümlerinde artı ve eksi 3 milimetre civarlık bir sapma. Artı eksi 3 milimetrelik bir sapma gerçekten çok iyi bir değer. Buna ek olarak da 40 ile 230 arasında milimetre civa ölçüm yapabilmesi. Bu şimdi ne anlama geliyor? Bu esasında önemli. Çünkü benim daha önce başıma geldi. Ben yurt dışından bir tane tansiyon aleti aldım. Uygun fiyatlı bir tansiyon aleti aldım. O zaman çok bilmiyorduk. Ben kendi koluma taktığım zaman ölçüm yapamadığını fark ettim. Babam koluna taktığım zaman ölçüm yapıyor. Kendi koluma taktığım zaman yapamıyor. Bunun farkı neydi? Kol çapı. Çünkü tansiyon aletlerinde kol çapına göre ölçüm yapan cihazlar var. Ona baktığınız zaman onu göre almanız gerekiyor. Sizin kollarınız kalınsa ona göre bir tansiyon aleti almanız gerekiyor ki ölçüm yapabilmeniz lazım. Yoksa paranızı çöpe atmış olursunuz. Şimdi Huawei'in Watch D2'de böyle bir durum söz konusu değil. Burada her türlü kol çapını bilekten rahatlıkla ölçüm yapabiliyor. Bu önemli bir özellik. Zaten baktığınız zaman buradaki kayışlara da baktığım zaman oldukça geniş veya küçük, şurada böyle gördüğümüz zaman küçük bilekler için, büyük bilekler için, kişiler için seçenekler var. Dolayısıyla ölçümüzü çok rahat yapabiliyorsunuz. Benzer ürünlerle kıyasla bu ürün %61 daha sessiz. Çünkü buradaki motor çok küçük bir ses çıkarıyor, neredeyse duymuyorsunuz. Dolayısıyla sizi rahatsız etmiyor. Bu özellikle uykuda önemli. Çünkü uykuda da tansiyonu ölçtüğü zaman uyanmamanız gerekiyor. Dolayısıyla buna, yani bu şey tarafından çok fazla dikkat edilmiş. 1.82 inçlik bir ekran var. Önceki
Modelde 1.64 inçti bu ekran. Biraz daha büyüdü. Artık daha rahat görebiliyorsunuz. Yani zaten görebiliyorsunuz da biraz daha büyük olunca daha rahat görebiliyorsunuz. Ve kayışta da bir küçük bir değişiklik yapılmış. Daha böyle esnek termoplastik poliüreten bir kayış kullanmış. Dolayısıyla hani alerjisi olan bir rahatsızlık duyan kişiler için daha böyle antialerjik bir kayış kullanmış. Şimdi bu ürün neler yapabiliyor? Ekstra olarak kalp ritmini ölçebiliyor. SpO2 yani kandaki oksijen miktarını ölçebiliyor. Stres miktarınızı ölçebiliyor. Deri sıcaklığını ölçebiliyor. Ama deri sıcaklığını, vücut sıcaklığını şey yapmayın. Orada böyle bazı değerler var. Oradan zaten anlıyorsunuz. Hani vücut sıcaklığının neye denk geldiğini. EKG, tansiyon. Bununla birlikte damar sertliği ölçme özelliği var. Bir de güzel de bir özellik uykuda nefes sağlığını ölçebiliyor. Bu çünkü önemli biliyorsunuz. Böyle bir hastalık da var. Uykuda o nefesin düzgün alamama. Bunu da ölçüyor ve sizi bunun için uyarıyor. Pil konusunda ise yaklaşık 6 günlük bir pil kullanımı sürüyor. Bir önceki modelde de bu çok farklı, çok aynıydı. Dolayısıyla burada pek bir fark olmadı. Dolayısıyla gene 6 gün rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Bu üründen ne isterdik? Bunu da Huawei'deki yetkilere bildirdik. Özellikle uykudayken benim tansiyonumu ölçtüğü zaman ve burada bir anormallik olduğu zaman çok yüksek veya çok düşükse bana uyarı versin. Benim telefonum çaldırsın, beni uyandırsın. Böyle bir özelliği çok olmasını istedik. Bunu da geri bildirim olarak şey yaptık. Belki bir sonraki sürümlerde bu olabilir. Veya sevdiğimiz birilerine mesaj gitsin. Onlara uyarsın. Bakın burada bir sıkıntı var. Veya daha da ileriye taşıyalım. Direkt 112 arasın. Bunları çok isterdik. Belki ileriki sürümlerde de olacak. Çünkü dediğimiz gibi bu Sağlık Bakanlığı'ndan da onaylı bir ürün. Yarın bugün böyle özelliklerin gelmeyeceği ne malum. Evet. Ürünümüz bu. Oldukça da beğendik. Daha detaylı incelemesini de yakında yapacağız.